Önder Özcan'la Pozitif Enerji programıyla herkese hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Tüm gece bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Biz bir enerji uzmanı Önder Özcan'la Cuma ve Cumartesi akşamları saatler 21.15'i gösterdiğinde biyoenerji ile alakalı bir program gerçekleştiriyoruz değerli izleyicilerimiz ve programımızın içerisinde biyoenerji nedir? Negatif enerji hayatımızı hangi anlamlarda etkiler? Metafizik konularla ilgili, yaşadığınız sıkıntılarla ilgili birçok problemi yine bu programda konuşuyor olacağız. Şimdi ben hemen hocama dönmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bu arada canlı canlı da programımıza bağlanıp bize sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü isim enerjisi analizi yapıyoruz aynı zamanda. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dün akşam bize bayağı yoğun bilgi vardı, özellikle de size daha doğrusu. Evet. Birçok telefonumuz geldi ama biz bu akşam tekrar aynı konuyu işleyelim istiyorum. Belki şu anda ekran başından yeni geçmiş olan izleyicilerimiz olabilir. İsterseniz biyoenerji nedir diye başlayalım, sonra devam edelim. İsim analiziyle devam edelim. İsim tamam. Enerjisi analiziyle. Şimdi biyoenerji, kelime anlamı itibariyle doğal enerji demek. Çevremizde her şey bir enerji kaynağıdır. Yani bu elimizdeki bir tahta parçası da olabilir, bir metal parçası da olabilir, elektronik bir eşya da olabilir. Her şey enerjidir. Ama bizim biyoenerji diye kastettiğimiz olay insanların şifalanması. Yani nedir? Psikolojik rahatsızlıkları olabilir insanların veya fizyolojik gibi görünen ama tıbben sebebi bulunamayan, teşhis ve tedavi işlemi yapılamayan fizyolojik sorunları da olabilir. Veya sosyal sorunları da olabilir. Mesela ne gibi diyelim? Bir insan işleri işletiyor. Kuyumcu dükkanı işletiyor. Normalde sektörde veya ülkede bir ekonomik sıkıntı yok. Sektörle alakalı bir sıkıntı yok. Hatta yan yana iki dükkanlar olan birisiyle yan taraftaki dükkan iş yapıyor. Sizin iş yeriniz iş yapmıyor. Evet. Eğer bunun sorunu metafizik bir sorun ise biz biyoenerji uygulaması ile hem psikolojik gibi görünen sıkıntılara hem fizyolojik zannedilen ama aslında enerjik sebebi olan fizyolojik sorunlara hem de kısmet kapalılığı, işte iş yeri düşüklüğü, insanların kendini güçsüz hissetmesi hali, böyle bir acizlik hali. Allah karşısında hepimiz aciziz. Bu ayrı mesele. Ama eşref-i mahluk olmamız hasebiyle biz aslında yaratılmış varlıkların en güçlüsüyüz. Evet, yani insan yaratılmışların olarak. En güçlüsüyüz. Biz sadece Allah'ın karşısında aciziz. Allah-u Teala'nın bizi desteklemesiyle ki Müslümanız, ehli imanız, bu durumda bizim hastalıklardan veya metafizik varlıklardan, enerjilerden aslında korkmamamız gerekir. Ama tedbir almamız gerekir. Evet. Yani korkmamak, önemsememek değil. Korkmayacağız, kendi irademizle sonuca ulaşmak adına tedbir alacağız. Neden? Çünkü Peygamberimiz diyor ki, tedavi olunuz ama haram ile olmayınız. Müslümanlar olarak biz helal dairede, yani hastalıktan kasıt sadece işte vücudumuzla alakalı sorunlar değil. Az önce bahsettiğim işte kısmet kapalılığı, iş tıkanma gibi. Bunlar da bir sorundur, bir hastalıktır aslında. Büyük sorun aslında. Tabii büyük sorunlar. Bunların da tedavisini yaptıracağız. Korkmadan, şifayı Allah'tan bekleyerek ama Allah'ın vesilelere sarılınız. Yani vesileleri arayınız. Çünkü rızık için bile böyledir. Allah rızka kefildir. Ama diyor ki rızkınızı aramak için erken vakitlerde dünyaya yayılın. Yeryüzüne yayılarak rızkınıza vesile arayın. Tedavi için de böyledir. Helal dairede kalmak kaydıyla sıkıntılarımıza çözüm arayacağız. İnşallah. İnşallah. Peki biyoenerji seansları nasıl uygulanıyor hocam? Şimdi biyoenerji seansları iki türlü uygulamamız var. Bir uzaktan uygulama, bir yakından uygulama. Yakından uygulamada tabii ki yüz yüze geliniyor kişiyle. Biyoenerji uygulamasında temas yok. Yani değme, dokunma, elle herhangi bir yok. Uygulama yok kesinlikle. Kişi isterse yüz yüze olup sizin karşınızda oturduğunuz gibi oturabiliyor. Ama biz danışanımızı en rahat olduğu pozisyonda karşılamak istiyoruz. Yani bir kişi eğer oturarak rahat ediyor ise o kişiyi oturarak karşılamak istiyoruz. Ama eğer bir kişinin en rahat ettiği durum, pozisyon, uzanma durumu ise koltukta uzanmasını söyleyip o şekilde uygulama yapıyoruz. Ama uygulamamızın çok güzel bir özelliği var. Biyoenerji uygulamasının çok güzel bir özelliği var. Evet. Kişi yüz yüze almak zorunda değil bu uygulamayı. Yani bizim şu anda Amerika'dan da danışanımız var. Seans alan, hatta eğitim alan. Yani biyoenerjinin eğitimini de alan. Yani demek ki uzaktan seans alınabildiği gibi eğitim de alınabiliyor. Nasıl zaten oluyor bu? Avrupa'da, gelelim oraya da. Avrupa artık zaten Türkiye gibi bizim için. Yani Avrupa'da yerleşmiş olan Türk kardeşlerimiz, yani
bir İstanbul'dan ne kadar arama alıyorsak belki Almanya'dan da o kadar danışan belki daha alıyoruz. Fazla. Belki daha fazla bu manada danışan alıyoruz. Şimdi eğitimlerimiz için genelde sorulan şey var. Ön koşul var mı hocam? Yani bir yetenek, bir kabiliyet işi midir? Tabii ki bir işte yetenekli olmak ayrı bir olay. Yani bir insan ehliyet alabilir ama yeteneği üst seviyedeyse rallilere, yarışlara katılacak şekilde hani profesyonel sürüş yapar. Ama normalde de evine gider gelir. Evet. Veya normal şehir hayatında sürüşünü yapar. Hı hı. Yüksek hızda olmamak kaydıyla normal standartlarda sürüşünü yapar. Biyoenerjide de böyledir. Hı hı. Biyoenerjiyi herkes öğrenebilir. Eğitimini almak kaydıyla herkes öğrenebilir. Ve en azından kendini koruyup ailesini bu manada koruma adına işlem yapabilir. Hı hı. Ama tabii ki her işte olduğu gibi yetenek var ise, farklı bir yetenek var ise bu sefer profesyonel manada bir uygulayıcı olur ki bize eğitim için başvuranların ekserisi zaten kendi meslekleri, ayrıyeten bir meslekleri de olduğu için bunu profesyonel manada yapmayı düşünen kardeşlerimiz değil. Hocam biz negatif enerjilere karşı kendimizi ve ailemizi korumak için biz bu eğitimi almak istiyoruz. Evet, daha çok. Ki bu gerçekten çünkü, de aslına bakarsanız önemli. Çünkü sizden seans almış olsa da belki belli bir zaman sonra tekrar aynı problemlerle karşı karşıya maruz kalabiliyor. Tabii bu durum söz konusu. Ama bizden eğitim alan kardeşlerimiz için de doktorlar var. Bizden eğitim alan kardeşlerimiz için de profesörler var hatta. Profesörler var. Psikologlar var. Evet. Bizden seans alanların yapanların içinde savcılar yani devlet memurları var. Hı hı. Yüksek kademede devlet memurları var. Bu insanlar kendilerine bu manada kariyer yaptıkları için o kariyeri bırakıp da farklı bir alana yönelmeyi düşünmüyorlar. Hı hı. Ama hocam diyorlar herkes gibi bize de negatif enerji değebilir. Negatif enerjiyi ailemizi de kendimizi de korumak adına biz bu eğitim almak istiyoruz, biz bu seansı almak istiyoruz diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla siz de eğitim veriyorsunuz ve eğitim öyle çok uzun aşamalarda sürmüyor değerli izleyicilerimiz. Yani böyle bir senelik bir eğitim süreci, 3 aylık, 5 aylık bir eğitim süreci yok. Biz tabii ki bir ilim ehliyiz, bir ilmi biliyoruz hamdolsun. Rabbimize bu ilmi öğretmiş, öğrenmemiz için vesileleri bize karşımıza çıkarmış. Biz işi zorlaştırma taraftarı değiliz. Hı hı. İslam kolaylaştırma dinidir. Biz bu eğitimi çok uzun süreçler içerisinde toparladık. Bizim zaten şimdi biyoenerji genel bir tabirdir. Ama bizim biyoenerjinin içinde kendi ekolümüz var. Yani bugün metafizik biyoenerji dediğiniz zaman ister arama motorlarında aratın, ister işte sosyal medyada aratın. Hı hı. Metafizik biyoenerji dediğiniz zaman bu bizim kuramlarını oluşturduğumuz, içeriğini oluşturduğumuz bir olgudur. Ve metafizik biyoenerji eğitimini biz çok uzun yıllarda tamamladık tecrübelerimizle. Tabii ki. Yani biz bugün bir enerji transfer yöntemini öğrenip de biz enerji transfer etmeyi öğrendik. Bunu da işte şu kadar ücret alalım herkese enerji transfer etmeyi öğretelim yapmadık. Hı hı. Biz bunun üzerine gerekli İslami uygulamaları yani İslam'a uygun. Çünkü bu enerji transferinde İslam'a uygun olmayan yöntemler de var. Reiki şimdi, gibi mi? Tabii ki. Yani Hindu kökenli enerji akımları haliyle İslam'a uygun değil. Evet. Biliyorsunuz Rahmani dinlerden bazı olguları taklit etmek bile yasak iken bize hele hele Rahmani olmayan bir dinin ibadet diye gördüğü bir ritüeli bizim uygulamamız zaten söz konusu olamaz. Evet. Caiz olamaz bu tür bir uygulama. Müslümana yakışmaz. Biz bunu Allah'ın izniyle fetvalarımızı yani bu manada ilim ehli olan büyüklerimizden icazetlerimizi alarak biz bu süreci gerçekleştirdik ve bu süreç hakikaten uzun bir süreç sürdü. Yıllarımızı aldı bizim bu manada. Ama biz şu anda eğitimi, bütün bu öğrendiklerimizi Allah'ın izniyle ekol olarak, uyumlama olarak kardeşlerimize 3 seans içerisinde öğretiyoruz. 3 seansla? 3 seans. Bu seans ister telefon üzerinden olsun, ister yüz yüze olsun. Hı hı. Telefon üzerinden 3 seans içinde ki bu görüşmeler 10'ar dakikadır diyelim ortalama. Yani 10 dakika sürmeyeni var, 10-12 dakika süreni var. Evet. Öyle diyelim. Yani kısa bir süre içerisinde kardeşlerimize biz bu eğitimi veriyoruz Allah'ın izniyle. Hı hı. Ve eğitimi aldığı gün, eğitim bittiği gün işte yakın çevresine hemen seans uygulamaya başlayıp annesine, işte amcaoğluna böyle yakın çevresine hemen uygulamaya başlayıp o gün sonuç alan kardeşlerimiz var. Evet, harika. Yani eğitimin bittiği gün sonuç almaya başlayan kardeşlerimiz var. Bu seans aralıkları da çok uzun sürmüyor. 3 seans alıyor ya kişiler. Tabii üçer gün arayla. Bu eğitim alınabiliyor. Şimdi bu eğitimlerde biz şöyle bir uygulamaya gittik. Bizim
bahsettiğimiz gibi yurt dışında çok danışanlarımız var. Bu eğitimlerini telefon üzerinden de alabiliyorlar. Ama bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam sizi yüz yüze görmek istiyoruz ve biz bu eğitimi yüz yüze almak istiyoruz. Ama gelip de işte bulunduğumuz bölgede İstanbul'da veya başka bir bölgede bizim bir hafta kalmamız hani bizi yorar. Evet. Sonuçta bizim memlekete tatile geldiğimiz bir dönemde bu eğitimi halletmek istiyoruz. Biz bunu hızlandıramaz mıyız? Eğer telefon ile önceden irtibata geçip bizim 3 seans dediğimiz olarak 3'ü de eğitim değil. İlk ikisi uyumlama ve yol göstermedir. Üçüncüsü eğitimdir aslında. Anladım. İlk ikisini telefon üzerinden alıp üçüncü için yani eğitim için sadece bizim yanımıza gelebiliyorlar. Yani bu manada biz kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırmak için hem danışanlarımızın hem öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle. Evet değerli izleyicilerimiz program aktıkça zaten konuyu detaylıca anlıyor olacaksınız ama şu anda ekran başında olan izleyicilerimiz bize telefonla da bağlanabilir değerli izleyenler. Çünkü programımızın içerisinde aynı zamanda isim enerjisi analiz de yapacağız. Tabii ki. Mahlas isterseniz alabiliyorsunuz. Program içerisinde oluyor bunlar da. Birazcık da ona mı değinelim? Mahlas olayına değinelim. Şimdi isim enerjisi analizi uygulaması kişi üzerinde herhangi bir negatif enerji olup olmadığının tespit bakımıdır. Yani evet. Anı tespit etme, anda olan bir şeyi tespit etme bakımıdır. Bize bu soru biliyorsunuz sık sık geliyor. Hocam bu fal mıdır? İşte dinen evet. Caiz midir? Uygun mudur? Bizim yaptığımız uygulamalar için hamdolsun iznimiz var bu manada. Hani gerekli alimlere, gerekli kişilere biz bu danışmayı yaptık. Allah'ın izniyle olurumuzu aldık. Bizim uygulamamızda kesinlikle geleceğe dair bir yorum yok. Allah'ın izniyle yok. Evet bu bir fal değil değerli izleyenler. Sakın karıştırılmasın. Aman zaten biz faldan uzak durun diye sürekli her programda altını çize çize belirtiyoruz. Tabii ki. Sadece durumunuzun bakımını yaptırıyor oluyorsunuz. Üzerinizde bir negatif enerji etkisi var mı? İşte bir büyüye ya da bir nazara maruz kaldınız mı? Böyle bir sıkıntı bunları öğrenecekler. Bunları şey yapıyoruz. Tabii bunu öğrenmek için bize bazı bilgileri vermeleri gerekiyor. Nedir bu bilgiler? Üstüne basarak söyleyelim, bize soy isimlerini vermelerine gerek yok. Evet. Yani soy isim vermeyecekler. Bize isim, anne adı, gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihi, eğer gerekir ise yaşadıkları yeri ve memleketlerini soruyoruz. Onu da her zaman sormuyoruz. Yani gerekli olduğu durumlarda memleketlerini ve kaldığı yeri soruyoruz. Ama şimdi biliyorsunuz mahlas uygulaması yapıyoruz biz. Kişilere mahlas veriyoruz. Hocam tüm Türkiye veya işte kanalı şu anda ekranlarda olan birçok kişi bizim kim olduğumuzu biliyor ve bize koruma isminin kimseye söylenmemesi gerekiyor. Mahlas isminin kimseye söylenmemesi gerekiyor. En azından güvendiğimiz kişiler dışında. Tabii. Ama herkes duyuyor diyorlar. Buna bir tedbir olarak soy isimlerini bizim bilmemizde bir sakınca yok. Ama buna bir tedbir olarak kim olduğunun eğer yakın çevresinde bilinen çevresinde anlaşılmaması için soy isimlerini bize vermelerine gerek yok. Bu şekilde şimdi arıyor. Ben Fatma oğlu Ahmet'im diyor. Türkiye'de binlerce Ahmet var. Yani binlerce aynen öyle. Fatma Hanım var. O yüzden eğer soy isimlerini söylemezlerse bu manada da kendileri bir tedbir almış olurlar. Evet. Ki zaten bizim uygulamamız için soy isme gerek yok. Kesinlikle gerek yok ve aynı zamanda telefonla bağlanmak istemezseniz de yine sosyal paylaşım sitelerinden de hocama ulaşabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Tabii değil ki. Mi? Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Önder Özcan yazacaklar. Arama motorlarında ismimizi arattıklarında sitemize ulaşabilirler. Orada genel manada bir bilgilendirme edinebilirler. Yayın sonrası da yine verilecek özel iletişim numaralarımızdan ve yine sosyal medyadaki hesaplarımızdan tabii ki bize ulaşılabilir. Hizmet alımı gerçekleştirilebilir. Evet. Dolayısıyla da rahat rahat da oradan da görüşebilirler. Çünkü buradan birebir bağlanmak istemeyebilirler belki. Tabii ki. Yani mahlası bu hocam kendi evet. Tercihidir. Dün bahsettik ama bugün de isterseniz biraz bahsedelim. Çünkü mahlas dedik ama açıklamadık. Hangi durumlarda mahlasa ihtiyaç duyulabilir ve neden mahlas almak önemli? Tabii. Şimdi bazı durumlarda kişilere negatif enerji göz yoluyla, yani nazar yoluyla değmez. Bu söz yoluyla bir nazar veya bir büyü işlemi sonucu bir negatif enerji olabilir. Evet. Bu söz yoluyla değen nazar isme değer genelde. İsimle alakalıdır. Büyü yapıldığında da kişiye anne ismiyle ve kendi ismiyle yapılır. Biz bu manada gizli bir isim verdiğimizde o kişinin o ismini bilmeyen kişiler ismen de onun lafını edemedikleri için anne
adı ve kendi adıyla yapılan büyü işlemini de gerçekleştiremedikleri için mahlas ismiyle korunmuş olurlar. Yani başka bir kişinin müdahalesinden korunmuş olurlar. Bu manada üzerindeki negatif enerjiyi mahlas ile temizleyebiliyor isek, yani mahlas uygulaması yeterli ise, canlı yayında hemen mahlas uygulamasını da yapıyoruz. Hı hı. Yani kişiler evet, mahlas öncesinde bulunuyoruz. Şu an itibariyle canlı canlı da bağlanabiliyorlar. Şu anda bir telefonumuz varmış herhalde, yönetmenim söylüyor. Alo. Alo. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun, ben, dinliyoruz sizi. Hocam bir sorum olacaktı. Ben tabii ki Halim hani Hanım. İnsan geledi. Evet. Şanlıurfa'dan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Ben, tabii ki. Hani insan hayatıyla ilgili fal değil de şu anda bakabiliyor muyuz yoksa daha sonra mı? Biz isim enerjisi analizi yapıyoruz Halim Hanım. Yani evet, üzerinizde nazar, büyü, cin musallatı, stres gibi negatif enerji durumları var ise biz bu durumun tespitine yönelik isim enerjisi analizi uygulaması yapıyoruz. Halime Hanım anladınız mı efendim? Evet anladım. Bakım yaptırmak istiyor musunuz peki? Evet. Tamam Halime Hanım. Gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihinizi alalım. 1978, 3. ayın 21'i. 28-03-1978. Evet. Doğru mudur? Evet, evet. Evet. Halime Hanım, annenizin ismini de alalım. Avaş. Tekrar alalım. Avaş. A baş. A baş. Avaş B. Avaş. Avaş. Evet. Evet, anne adınız Avaş. Evet. Avaş kızı Halime. Evet. Evet. Aslen de Urfalı mıyız? Evet, Urfalıyım. Evet. Şanlıurfa Ceylanpınar. Tamam Halime Hanım. Halime Hanım, maalesef annenizden kaynaklı olarak üzerinizde bir negatif enerji durumu söz konusu. Yani annenizin üzerindeki bir negatif enerjinin sizi de etkilemesi durumu söz konusu. Şimdi bu enerji dengesini kırmak adına annenize de bir isim vermek gerekir. Anneniz yanınızda mı? Annem vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Siz kızı olmanız hasebiyle anneniz evet. adına bu manada işlem talep edebilirsiniz. Yani hizmet talep edebilirsiniz. Annenizin farklı bir ismi var mıydı bu arada? Avaş haricinde kullandığı bir isim var mıydı? Yok. Avaş diye, Ayşe diye, Avaş diye sesleniyorlar. Tamam. Ayşe ismini kullanıyor muydu? Çok az. Tamam. Annenizi siz bundan sonra size sorduklarında annenizin ismini Ayşe diye belirteceksiniz. Tamam mı? Tamam. Yani siz Avaş kızı Halime değil, Ayşe kızı Halime'siniz. Tamam. Tamam. Şimdi size bir isim uygulaması yapacağız. İsim mahlas önerisi uygulaması yapacağız. Ben size ismi verdiğimde üzerinde hiç düşünmeden aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Anladınız mı? Anladım hocam. Tamam. Şimdi ben bakımınızı yapıp isim vereceğim inşallah. Ben size Medine ismini verdim. Aldım, kabul ettim. Rabbim mübarek kılsın inşallah. Allah razı olsun. Medine ismini kendinize, ekranda beni görüyor musunuz? Evet, görüyorum hocam. Evet, sağ elinizi göğüs kafesinizin üst kısmına böyle hafif hafif yavaş yavaş dokunarak Ene, Arapça ben demek biliyorsunuzdur. Ben Ene. Halime. Yani Ene Halime. Ene ben, Halime. Ene Halime. Evet. Ene Halime diyerek kendinize bu enerjiyi kodluyorsunuz. Bu şekilde gün boyunca üzerinize gelen nazardan ve eğer yapılması ihtimali olan negatif enerji işlemlerinden Allah'ın izniyle korunuyorsunuz. Tabii ki mahlasın da bir gücünün bir sınırı var. Bu manada eğer bölgenizde işinin ehli biyoenerji uzmanları, rukye uzmanları yani metafizik uzmanları veya hacamat ilmi uzmanları var ise onlardan da bu manada hizmet alabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Allah'a efendim. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Teşekkür sağ olun, teşekkürler. Evet, ilk izleyicimiz mahlas uygulamasından yararlanmış oldu. İnşallah şifa bulursunuz. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Şimdi Halime Hanım'ın aslında annesinin Ayşe ismi var. Çok güzel bir isim. Evet.
neden Ayşe ismini kullanmak varken rahmetli annesine Avaş ismini kullandırmışlar, ben bunu tabii ki bilemiyorum. Ama geçmişte büyüklerimiz insanlara göbek isim verme uygulamasını yapmış. Bakın, göbek ismi kişi onu kabul ettiği takdirde, çocukluğundan itibaren alıp onu kimseye söylemeden kabul ettiği takdirde negatif enerjilerden korunmada bir usuldür aslında. Yani geçmişte büyüklerimiz genelde manevi ilimlere de bilgi sahibi olduklarından, büyüklerin sözlerini dinlediklerinden bu uygulamayı yapmışlar. Ama günümüzde baktığımızda maalesef bu uygulama pek uygulanmıyor. Yani biz hani güneşi yeniden bulmadık. Elektriği yeniden bulmadık. Bizim yaptığımız uygulama Peygamber Efendimiz'in de yaptığı bir uygulamadır. Çünkü Peygamber Efendimiz de isim değişikliği yapmıştır. Haliyle Peygamber Efendimiz'in isim değiştirdiği kişiler sahabelerdir. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Müslüman olan, Peygamber Efendimiz'i tanıyan kişiler sahabedir. Sahabelerin ismini değiştirmiştir. Peygamber Efendimiz'in yaptığı bir uygulamayı taklit etmek, yapmak sünnettir. Ahir zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini canlandıran da Allah'ın izniyle büyük bir sevaba nail olur. Biz bunu da buradan söyleyelim. Hani insanlar bu fal mıdır, şey midir gibi vesveseler akıllarında kalmasın. Bizim yaptığımız bir uygulama yeni icat edilmiş bir uygulama değil. Evet. Bizim uyguladığımız ilim Allah'ın izniyle uygulanması, yani İslam alimleri tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından uygulaması gerçekleştirmiş bir ilimdir. Evet, anladım. Bir telefonumuz daha varmış tabii hocam. Ki, evet. Alo. Alo. Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Mustafa Bey Hatay'dan arıyor. Evet. Buyurun Mustafa Bey, hocam dinliyoruz sizi. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. İsim analizi yaptıracağız galiba, doğru mudur? Evet. Evet. Mustafa Bey, gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihinizi alalım. 2-6-1964. 2-6-1964. Annenizin ismini de alalım Mustafa Bey. Meryem. Meryem. Evet. Meryem oğlu Mustafa. Evet. Mustafa Bey, aslen de Hataylı mıyız? Aslen de Hataylıyım. Evet. Yani Hatay'ın bir ilçesindeyim. Şu an oturduğum yerde farklı bir ilçe. Tamam. Önemli değil Mustafa Bey. Tamam. Mustafa Bey, benim kanaatimce, benim algıladığım kadarıyla cin musallatı denilen durum yaşıyorsunuz. Ve yine benim tahminimce siz bu durumun farkındasınız. Doğru mudur? Yani cin musallatı derken hocam... Negatif enerji durumu. Evet, evet. Doğru. Evet. Yaşıyorum bunu sürekli. Evet Mustafa Bey. Zaten... Yani biz tabii ki enerjinizden bunu algılıyoruz Allah'ın izniyle. Mustafa Bey, şimdi bu durumu mahlasla tamamen temizlemek şu an için mümkün değil. Çünkü geçmişi olan bir sıkıntı bu. Yani yeni bir olay değil. Biz elimizden geleni yapmak adına, en azından bu negatif enerjinin bir kısmını bertaraf etmek adına mahlas önerisinde bulunabiliriz. Bizden mahlas talebinde bulunuyor musunuz? Yani talebinde... bundan sonrası için mi yoksa şu an için mi? İşte şu anda benden talep ederseniz ben size mahlas vereceğim. Siz onu aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Bu sizin için bir nevi koruma, bir nevi zırh gibi olmuş olacak enerjik manada. Tamam, kabul ederim hocam. Tamam. Bakımınızı yapıp hemen enerjinize uygun isim vermeye çalışalım inşallah. İsminizi veriyorum. Üzerinde hiç düşünmeden aldım, kabul ettim diyeceksiniz, tamam mı? İsimlerin enerjisinin çalınması durumu da mümkün çünkü. Tamam? Tamam hocam. Ben size Hüseyin ismini verdim. Efendim hocam? Ben size Hüseyin ismini verdim. Hüsnü mü? Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin. Evet. Anladım hocam. Aldım, kabul aldım, ettim. Aldım, kabul ettim. Allah mübarek kılsın. Hayırlara vesile kılsın inşallah. Şimdi Hüseyin ismini kendinize nasıl kodlayacağınızı az önce izlediniz mi? Hayır. Sağ elinizi göğüs kafesinizin üst kısmına koyuyorsunuz. Ekranda görüyorsanız beni. Evet. Bu şekilde. Görüyorum. Evet. Evet. Ene Hüseyin. Ene Hüseyin. Evet. Ene Hüseyin diyerek bu enerjiyi üzerinize kodluyorsunuz inşallah. İnşallah. Tamam. Kodladım. Evet. Peki bunu her gün için yapacak mıyım zaman zaman? Bunu düzenli yapacaksınız.
Mustafa Bey. Yani bu uygulamayı bir kerelik değil, düzenli olarak her akşam... Günde bir sefer mi? Her akşam yatarken böyle bu şekilde yapın. Yani bir kere söyleyip bırakmayın. Tekrar edin. Ene Hüseyin, Ene Hüseyin, Ene Hüseyin şeklinde üzerinize kodlayın. Yani birden çok mu hocam, yoksa bir sefer, iki sefer mi? İşte birden çok. Yani 10 kere, 15 kere yani vaktiniz el verdiğince üzerinize bu ismi kodlayınız. Anladım hocam. Peki. Hayırlı akşamlar diliyorum Mustafa Bey. Hayırlara vesile olsun inşallah. Teşekkür ederiz Mustafa Bey bağlandığınız için. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet hocam, biraz da biyoenerjiden bahsedelim. Biyoenerji hangi hastalıkların tedavisinde biyoenerjiden yardım alabiliyoruz? Şimdi biyoenerji uygulaması herkes için farklılık gösteriyor. Neden? Çünkü her vitamin nasıl aynı işe yaramıyor ise herkesin enerjisi de insanda aynı etkiyi yapmıyor. Sizin enerjiniz farklı, benim enerjim farklı. Kendi enerjimiz bu manada daha çok panik atak, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar adı verilen sıkıntılar, klostrofobi, temizlik takıntısı, gece korkuları, takip edilme hissi, kanserin bazı türleri, rahim kanseri, meme kanseri gibi kanserin bazı türleri, yine ekibimizin içinde olan arkadaşların vesilesiyle bel fıtığı, boyun fıtığı, topu tikeni gibi rahatsızlıkların Allah'ın izniyle bertaraf edilmesi üzerinde etkili bir uygulama. Yani bizim yaptığımız, sunduğumuz hizmetler arasında bu sıkıntıların bertaraf edilmesi işlemi var inşallah. Tabii şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz her zaman bunu sürekli tekrar ediyoruz. Çünkü hakikaten üzerinde durulması gereken bir konudur bu. Bir kişi bana şifamı siz verin diye başvurduğunda şirke girer. Ben şifa makamı değilim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Ama nasıl ki rızıklarınızı bulmak için sebeplere sarılınız, dağılınız deniyor. Biz de tedaviye, şifaya inşallah bu manada vesileyiz. Evet. Yani bir kişi bizi aradığında, Önder Bey, ben sizin uygulamanızdan, hizmetlerinizden faydalanmak istiyorum. Rabbim inşallah sizin ilminizi benim şifama vesile eder diyerek bize başvurmalı. Allah'ın izniyle kalbi bu manada mutmain olmalı. Çünkü itikat her şeyde olduğu gibi çok önemli. Bu olayda da önemlidir. Bu şeyle, düşünceyle bize başvurduğunda Rabbim inşallah bizi şifaya vesile kılar. İnşallah. Bir telefonumuz varmış hocam. Peki. Alo. Alo. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Aydın Bey Adana'dan arıyor. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hemen merhabalar hocamla. Aydın Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Önder Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen programımızı izliyorum da ben de bir baktırmak istiyordum. Tabii ki Aydın Bey, hemen isim enerjisi analizi hizmeti sunalım size inşallah. Gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihinizi alalım. 10-03-1965. 10-03-1965, doğru mudur? Doğrudur. Annenizin ismini alalım. İkbal. İkbal. Evet. Aydın Bey, aslen de Adanalı mıyız? Doğrudur. Başka bir yerde yaşadınız mı Aydın Bey? Hayır, doğma büyüme Adana. Doğma büyüme Adana. Tabii şehir dışına çıktığım zamanlar oldu. Uzun süre kaldığınız oldu mu? Yok. Tamam. Aydın Bey, ne iş yapıyoruz? Şu anda emlak işiyle uğraşıyorum. Aydın Bey, isminizle alakalı bir negatif enerji durumu algılamadım. Evet. Tamam mı? Emlak sektörü de bir ticarettir. Tabii. Doğrudur. Ben ticaretiniz için farklı noktaları denemeniz gerektiği düşüncesindeyim. Yani seyahat edin. Tamam mı? Anladım. Yani özellikle İç Anadolu bölgesine seyahat edin. Tamam. Evet. Yani şehir ismi bu manada vermek çok uygun olmayabilir. Bölgesel olarak şimdi insanların belli bir enerjisi var. Evet. Toprağın da bir enerjisi var. Bazı toprak enerjik manada bazı kişilere iyi gelir. Evet. Sizin bu manada vücudunuz Adana'yı çok sevmiyor açıkçası. Evet. Yani enerjiniz daha çok Kayseri, böyle İç Anadolu'nun hani
bu şekilde toprağına daha uyumlu görünüyor ki o bölgelere en azından hani 2-3 ayda bir de olsa böyle gidip gelecek şekilde kendinize bir şeyler ayarlayın. Tamam mı? Anladım. Oralara bir gidin. Yani oranın enerjisini bir soluyun. Ha yine Adana'daki, tabii ki Adana'daki işinizi bırakın. Böyle bir şey bizim zaten söylememiz söz konusu olamaz. Biz tabii. Bu bizim haddimiz değil. Ama tabii. Enerjinizi bu manada dengelemek adına seyahat edin. Tamam mı? İç Anadolu'ya seyahat edin. Seyahat amacıyla mı diyorsunuz, iş amacıyla mı? Seyahat ederken işi de içine katın. İki taraflı evet. Fayda kazanımınız olsun. Anladım. Yani ikisini de yapmanızı tavsiye ediyorum. Anladım. Yani ben sizin yerinizde olsam oraya gider. Mesela o bölgenin Kayseri'ye gittiniz. Evet. Bize bir kar yok. Oradan 3 halka sucuk alır gelirim. Birini bir komşuma satarım, birini bir komşuma. Nedir? Anladım. Ticaret yapmış olursunuz. Ticaret Peygamberimizin sünnetidir. Doğrudur. Ve Peygamberimiz buyurmaktadır ki rızkın 1/10'u ticarette ve cesaretlidir. Zaten doğrudur. Emlakçılık da bir nevi ticaret. Bu manada doğrudur. Sünneti de uygun hareket ediyorsunuz. Yalnız enerjik manada bir üzerinizde baskı olayı var. Tamam mı? Evet. Evet. Bu baskıyı da inşallah seyahat ederek aşarsınız. Anladım. Yine ben sizin eğer isterseniz, arzu ederseniz enerjinizi dengelemede farklı bir manada bir faydası olması adına isterseniz size mahlas önerisinde de bulunabilirim. Olabilir. Tamam. Mahlas önerisinin ne olduğunu biliyor musunuz? İzlediniz tabii mi? Tabii izliyorum. Programı izliyorum. Tamam Aydın Bey. Ben şimdi size bir isim vereceğim enerjinize uygun olması hasebiyle. Verdiğim anda aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Anladım. Tamam. Bu gece Hüseyin radıyallahu anh'tan gidiyoruz. Ben size Hüseyin ismini verdim. Aldım, kabul ettim. Rabbim mübarek kılsın inşallah. Amin. Kodlamayı izlediniz mi? Kodlama, pardon. Sağ elinizi göğüs kafesinizin üst kısmına koyuyorsunuz. Evet. Hafif dokunuşlar ile bu şekilde hani elinizi dokundurup çekip dokundurup çekerek evet. Ene Hüseyin. Ene, ene Hüseyin diyorsunuz. Yani ben Hüseyin diyorsunuz. Anladım. Tamam. Günde bir defa mı diyorsunuz akşamları? Akşamları bunu sayısız şekilde söyleyebilirsiniz. Fırsatınız el verdiğince 10, 15, 20. Öyle bir sayı sınırlaması yok. Ama en az 40 gün düzenli devam edin. 40 günden sonra arada bir yapın. Her gün 40 gün devam edeceğim. Yani 40 gün her gün yapacaksınız. Anladım. Evet. Ondan sonra arada bir aklınıza geldikçe yapmanız da kafi. Enerji zaten Allah'ın izniyle oturacaktır. Ene i̇nşallah. Hüseyin. Ene Hüseyin evet. Diyerek kendinize kodlayacaksınız inşallah. Oldu. Peki çok Aydın Bey çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Akşamlar. İyi akşamlar. Hocam metafizik problemler de aynı zamanda insanları çok aşırı derecede problemlere yöneltebiliyor. Mesela evet. Ailelerin çatırdamasına, özellikle işlerin bozulmasına bunların hepsi de negatif enerjiyle alakalı olabilir. Tabii ki. Şimdi bakın Aydın Bey'in üzerinde ismiyle veya şeyle alakalı, nazar büyüğüyle alakalı bir negatif enerji durumu algılamadık. Hı. Ama Aydın Bey'in üzerinde bir negatif enerji durumu söz konusu. Bu ister yorgunluktan olabilir, ister enerjisinin farklı şekillerde stres kaynakları yaşadığı hani olumsuz sıkıntılarla azalması durumu olabilir. Hı hı. Biz kardeşimize ne önerdik? Seyahat edin. Evet. Çünkü Peygamberimizin hadisi vardır. Seyahat edin, sıhhat bulun. Yani seyahatte bir sıhhat var. Tabii sıhhat, bu seyahatten kastımız, biz gönlümüz ister ki umre veya hac seyahatleri keşke. Olsun. Rabbim herkese bu üç aylar hürmetine i̇nşallah. Dua edelim. İnşallah seyircilerimiz de amin desinler. Amin inşallah. Rabbim dileyen herkese inşallah umre ve hac seyahatleri nasip etsin. Tabii bu manevi bir temizlik ve manevi bir olgu olarak çok yüksek enerjisi olan bir durumdur bu seyahatler. Ama bunun haricinde yurt içinde yapılabilecek seyahatler de yine kişilerin enerjik manada temizlenmesine vesile olur. O yüzden kardeşimizin biz seyahat etmesini tavsiye ettik. İnşallah uyar ise üzerindeki o kırgınlık, bitkinlik, hayattan bir soğumuşluk hissi algıladım ben.
Aydın Meyler. İnşallah bundan kurtulur. Kurtulacak inşallah. Evet. İnşallah. Metafizik problemlere biraz değinelim isterseniz hocam. Telefonlarımız tabii var. Hatta bekleteceğim çünkü tam olarak konuyu işleyemiyoruz. Çok yoğun telefon aramanız var değerli izleyicilerimiz. Lütfen kırılmayın. Yine sosyal paylaşım sitelerinden de Önder hocama ulaşabilirsiniz istiyoruz. Çünkü konuyu daha çok insan öğrensin istiyorum ben. Tabii biraz ki. Metafizik konulara değinelim mi hocam? Tabii ki. Şimdi metafizik, yine hemen kelime anlamıyla girelim. Metafizik, fiziksel olmayan demek. Hı hı. Yani fizik ötesi manasında. Bizim metafizik sorunlar diye kastettiğimiz olaylar bir kişiye ilk manada nazar değmesi olayıdır. Nazar metafizik bir olgudur. Bilimsel olarak da ispatlanmıştır ama. Yani evet. İnsanın gözünden çıkan enerji frekansının, hı hı, karşı tarafa bir objeye zarar verebileceği, hı hı, bilimsel olarak da ispatlanmış. Yani bir bakışın bir gücü var. Enerjinin, evet, bir gücü var. Ve bizim metafizik sorun dediğimiz ilk sorun nazar olgusudur. Ki bizim için biliyorsunuz en ciddi, en büyük referans dinimizdir. Hı hı. Dinimizi Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerinden ve Peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz. Biliyorsunuz nazardan, kem gözlerden korunmak adına Nas suresi var. Evet. Yani nazarın bulunduğuna dair ayet var. Nazarın, hı hı, gerçek olduğunu, hak olduğuna dair. Ve yine Peygamberimizin çok önemli bir hadisi şerifi var. Bir kabristandan geçerken, mezarlıktan geçerken bir kimse diyor, burada yatanların yarısı nazardan yatıyordur diye yemin etse, hı hı, o yemini boşa çıkmaz diyor. Bu manada baktığımızda kabristanda kimin üzerinde nazardan ölmüş yazıyor, kimin taşında yazıyor? Evet, bilemeyiz. Günümüz şartlarında düşünürsek araba kazasından ölüyor, hı hı, işte kanserden ölüyor, panik ataktan ölüyor. Hı hı. İşte yolda yuvarlanıyor, taşa çarpıyor falan. Bir sebebi oluyor mutlaka. Bir sebebi var. Ama demek ki nazar o kansere de sebep olabiliyor. Evet. O panik atağa da sebep olabiliyor. Trafik attan, kazasına attan da belki. Attan düşmeye de sebep olabiliyor. Trafik kazasına da sebep, evet, olabiliyor. Evet. Nazar çok önemli bir olgudur. Hı hı. Nazardan sonra yine insanlarda karşılaştığımız en büyük ikinci diyelim belki o manada sıkıntı cin musallatı durumudur. Cin musallatı durumu maalesef günümüz şartlarında Müslüman kardeşlerimizde de çoğaldı. Hı hı. Neden çoğaldı? Bizim bir enerji bedenimiz var. Yani enerji kalkanımız var bu manada. Enerji kalkanımızı zayıflatan sebepler çoğaldı. Bunlardan birincisi malum stres. Artık, hı hı, dünya hayatı işte yok ev kirası, yok elektrik faturası, yok şu bu aylık mesela geçim derdi. İnsanlar eskiden kışlık bir alışveriş yapardı. Bir sene kam keder yok, köyünde oturuyor. Yani yazın çalışırdı, şey yapardı. Yazın çalışmak da stres değildi. Hı hı. Çünkü toprakla uğraşmak insanın stresini atan bir olgudur. Yazın, evet, çalışanlar toprakla çalışıyordu. Hayvanlarla ilgilenmek ciddi şekilde insanı negatif enerjiden temizleyen bir olaydır. Hı hı. İnanmayan bir kediyi alsın, kucağında sevsin. Baksın bakalım o kedinin sevmeye başlamadan önceki haliyle sonraki hali aynı mı? Sonraki hali aynı mı? Evet. Şimdi stres bu şekilde çoğaldı. Sonra televizyon. Hı hı. Maalesef televizyon önünde özellikle bu magazin programları dediğimiz insanın hayatını boşa geçiren programlar insanın tevekkül etmesini engellemeye başladı. Hı hı. Tevekkül ciddi bir pozitif enerji kaynağıdır. Tefekkür. Tevekkül de aynı, tefekkür de aynı. Tevekkül biliyorsunuz işleri Allah'a bırakmaktır, işlerimizi Allah'a ısmarlamak. Tefekkür de Allah'ı düşünmektir. Hı hı. Şimdi insanları bakıyorsunuz işte bir yarışmaya, bir magazin programına saatlerce bakıyor, hiçbir şey düşünmüyor. Düşünmüyor, yani düşünmeyi unutuyoruz. Yani tefekkürü, en çok bizim düşünmemiz gereken şey tefekkürdür. Yani Allah'ı düşünmektir. Onu bile bırakıyoruz yani. Allah, evet, korusun. Ne oluyor? Enerji kalkanımızı düzenleyen bir olay, hı hı, maalesef eksilmiş oluyor. Ne oluyor? O magazin programını izlerken, tabii bu manada yanlış anlamayın, cinsiyet ayrımımız yok bizim ama, evet, genel kadınlar itibariyle mı? Bayanlar namaz vaktini geçiriyor. Hı hı. Şimdi haşa, namaz Allah'la kul arasındadır. İbadet kısmı kimseyi ilgilendirmez. Evet. O, ona bizim bir şey dememiz söz konusu değil. Ama enerji manasında baktığımızda namaz ciddi bir pozitif enerji kaynağıdır. Hı hı. Namaz kıldım da daha kötü huzursuz oldum diyen var mı? Mümkün değil. Kim abdest de temizliktir. Hı hı. Kim abdest alsa, namaz kılsa bir huzur geldi üzerime der. Bu yani ibadet yönünü tabii ki biz konuşmak haddimiz değil. Hı hı. Ama enerjik manada bir pozitif enerjidir. Bu pozitif enerjiden mahrum kalıyoruz. Yani o televizyonların karşısında. Evet. Yine
Maalesef ve maalesef yine günümüz şartlarında insanların ticaret ahlakları, komşuluk ilişkileri zayıfladı. Ne yazık ki. Günümüzde insanlar daha çok psikoloğa gider oldu. Psikiyatriste gider oldu. Neden? İnsan ilişkileri zayıfladığı için. Stres çoğaldı. Tabii stres çoğaldı. Şimdi problemler birbirini tetikledi. Sevdiğiniz bir arkadaşla yüz yüze geldiğinizde, bir kafede oturduğunuzda bile, hani dışarı bir ortamda paylaştığınızda bile bir rahatlıyorsunuz değil mi? Bir de şarj oldum diyorsunuz. Arkadaşınızla diyorsunuz. Ya oh, iyi o, iyi geldi. Bu bana iyi geldi diyorsunuz. Ve komşuluklar bitti. Ve bu dönemde kafede buluşabileceği bir derttaşı olan, bir arkadaşı olan bir insan hakikaten kendi üzerinde büyük bir nimet var sadece. Yani apartmanda artık, bile yaşadığımız yerde bile bir komşularımızı artık tanımıyoruz bile hocam. Tanımıyor. Yani, evet. Yani bu şeyler geldi. Bunlar tabii kişilerin negatif enerjilere karşı savunmasını kırıyor. Evet. Bakın cin musallatı vesvese ile ilk önce başlar. Çalışan insan, hayatını dolu dolu yaşayan insanın vesveseye çok fazla vakti kalmaz. Ama siz bir şeylerle uğraşmıyorsanız, boş iseniz, sürekli televizyon karşısında, bilgisayar sosyal başında, medya karşısında, bilgisayar karşısında vakit geçiriyor iseniz, maalesef gittikçe üzerinize negatif enerji çekiyorsunuz. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki bir işiniz bittiği zaman hemen diğerine başlayın. Evet, boş kalmayın. Hadis-i şeriftir bu. Tabii ki. Yani haşa Peygamber Efendimiz haşa boş laf söylemez. Kesinlikle tabii Peygamber Efendimiz söylüyorsa bunun bir sebebi var, bir gerekliliği var. Mutlaka bir işimiz olacak. Hamur yoğuruyorsak bayanlar için hamur yoğuracak. Erkek odun kesecek. Hiçbir şey yapmıyorsa yani. Kendi odunu yoksa komşusunun odununu kesecek. Ama bir şeyle uğraşacak. Kendisine bir şeyle uğraşacak. Yakın çevremizde de görüyoruz. Çalışan insanlar daha rahat uykuya dalıyorlar. Fiziksel manada çalışan insanlar geceleri daha rahat uykuya dalıyorlar. Ne oluyor? Vesvese en çok yatağa girdiğimizde geliyormuş canım. Evet. Değil mi? Yatakta, uyumadan önce. Yatakta insan bir düşünüyor, bir saatlerce dalıp. Hani, ama kendi bedenini yormuş olsa derin bir uykuya dalıp uyuyacak diyorsunuz. En yakın örneği babamdan biliyorum. Evet. Çalışmadığı zaman gece yarılarına kadar oturuyor. Yattığı zaman da ikide bir kalkıyor. Yani evet. Uyku tutmadı. Ama o gün çalışmış ise baba biraz oturalım diyoruz. Ya oğlum işte yoruldum bugün. Evet. Oturmaya sohbet etmeye bile fırsatı çekiliyor. Olmayabiliyor. Bir telefonumuz varmış hocam. Kendimize uğraşlar bulacağız. Evet inşallah. Alo. Alo, iyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bulduk. Hıdır Bey, ben Adana'dan arıyorsunuz. Doğrudur. Buyurun efendim. Hıdır Bey hoş geldiniz tekrar. Bulduk efendim. Gün, ay, yıl olarak doğum tarihinizi alalım. 20.02.1968. 23. 20.02.1968. Evet, 23.02.1968. Doğru mudur? Doğrudur. Annenizin ismini de alalım Hıdır Bey. G-Ü-L-İ, Gül'ü. G. Ü. Gül'ün. Ü. Gül'ün. Gül'ün, 5 harf. Evet. Gül'ün. Evet. Gül'ün, o, evet. Gül, efendim? G-Ü-L-İ. N yok, 4 harf. Ne yok, evet, 4 harf. 4 harf. Gül'ü. Pardon. 4. İki isimler olduğu için. Tamam. Gül'ü oğlu Hıdır. Doğruyuz. Doğrudur. Aslen de Adanalı mıyız? Aslen Tunceli'yiz hocam. Aslen. Köken olarak o tarafa gelmeyiz. Tamam, Tunceli'den gelmesiniz. Evet. Evet. Hıdır Bey, öncelikle isminiz üzerinden negatif enerjiye maalesef maruz kalıyorsunuz. İsminiz sizin enerjinizi yükseltecek bir isim değil. Evet. Üzerinizde farklı negatif enerji kaynakları var ise bile şu anda ben bunu maalesef algılayamadım. Bunun farklı sebepleri olabiliyor. Yani dünkü programımızda da böyle kardeşimiz denk geldi. Bazen kişi üzerindeki negatif enerji sebeplerini algılayamayabiliyoruz. Ama eğer ister iseniz isimle alakalı olarak size yardımcı olmaya çalışalım. Mahlas önerisinde bulunalım. Talep ediyor muyuz? Talep ediyorum. Tamam. İzlediniz mi programı? Bu ikinci izleyişim. Tamam. Ben size isim verdiğim anda Hıdır Bey, aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Evet, bakımınızı gerçekleştiriyorum inşallah.
Ya Rabbim, ya Resulallah. Bu gece hakikaten Hüseyin'den gidiyoruz. Hıdır Bey, ben size Hüseyin ismini verdim. Aldım, tamam. Kabul ettim diyeceksiniz. Aldım, kabul ettim. Rabbim mübarek kılsın inşallah. Kodlamayı biliyor muyuz? Kodlama elimizi göğsümüze katacağız. Evet. Ene Hüseyin. Ene Hüseyin. Ene evet. Hüseyin. Evet. Evet. Bu gece 3 erkek izleyicimiz aradı. Evet. Hüseyin. Üçü de Hüseyin ismini aldı. Hı hı. Bunda da var bir hayır. Evet. Kesinlikle. Evet. Hıdır Bey, Rabbim, çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah Hıdır Bey. Eğer özelden irtibata geçme şansınız olur, bana fotoğraf gönderme şansınız olur ise negatif enerji adına daha içerikli bir bakımda yapılabilir. Teşekkür ederiz, tamam, efendim. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı sağ olun. Akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Hocam, en çok hangi şikayetlerle size geliyorlar? Şimdi tabii metafizik sorunları maalesef kardeşlerimiz çok bilmiyorlar. Çünkü bunlar hani geçmiş zamanda değişik sebeplerle suistimal edildikleri için bu işi genelde bir şarlatancılık, üfürükçülük manasında algılıyorlar. Metafizik sorunu olarak bilenler çok az. Bana evet. direkt hastalık söyleyerek geliyorlar. Hocam işte bende panik atak var. Panik atak var. Evet. Bende depresyon var. İşte bende kapalı yerde kalma korkusu, klostrofobi var. Bende temizlik takıntısı var gibi bu tür sorunlarla geliyorlar. Yani psikolojik gibi görünen ama aslında psikolojik sebebi psikolojik olmayan negatif enerji sebepleriyle geliyorlar. Şimdi bir kişi de depresyon belirtileriyle, panik atak belirtileriyle cin musallatı denilen durumun belirtileri birebir aynı olabiliyor. Evet. Panik atak hali cin musallatında heyecan hali oluşturan durumdur. Depresyon da cin musallatında kişinin kendini baskı altında hissettiği durum olabilmekte. Tabii ki psikolojik kökeni olabilir. Yani bir travma sonrası bir panik atak oluşmuşsa bunun sebebi farklı olabilir. Bunu kastetmiyorum biz. Sebebi belirlenemeyen panik evet, ataklar. Adı konmamış, ve konamamış. Ve sebebi olmayan depresyonlar evet. için. Yani kişi annesini kaybetti. Bir iki ay ama. Tuttu 10 yıl depresyona girmez. 3 yıl depresyona girmez. Öyle bir depresyon yok zaten. Öyle bir depresyon yok. Ama 1-2 ay tabii ki insan kendini bu manada hüzünlü hissedebilir. Bu insani bir davranıştır. Ama bir insan diyorsa ki hocam ben 2-3 yıldır depresyondayım. Bunu da üzerine atamıyorum. Bu psikolojik bir durum değil. Çünkü insan psikolojisi güçlüdür. Yaşanmış sıkıntı, biz yaşadığımız bütün acıları hatırlasak halimiz nice olur? Düşünsenize. Tabii ki yaşayamaz duruma evet, geliriz. İnsanoğlu bunu bilinçaltına atar, evet. bastırır. Evet. Normalde de işte anne baba kaybı içinde bu durum böyledir. Yani her acının bilinçaltına atılma süreci farklı olabilir ama sonuçta atılır. Bir insan 3 yıl, 5 yıl depresyonda olmaz. Kesinlikle. Eğer böyle bir durum var ise bir negatif enerji durumu söz konusudur. Evet. Bize de bu manada insanlar dediğim gibi hastalıkların isimleriyle geliyorlar. Ama şimdi ben tabii ki seyircilerimize şunu belirtmek isterim. Mutlaka ve mutlaka öncelikle doktora gidilecek. Tabii. Yani doktor teşhis ve tedavisi mutlaka uygulanacak. Ama sizin depresyonunuz var. Bir yıldır, iki yıldır geçmiyor. İlaç kullanıyorsunuz. Evet. Bir sonuç alamıyorsunuz. Veya işte panik atağınız var. Bir yıldır, iki yıldır bu manada uygulamalar alıyorsunuz. Farklı uygulamalarda başvurduğunuz geçmiyor. Tedavi yöntemleri geçmiyor. O zaman bu durumun psikolojik değil, metafizik kaynaklı, enerjik kaynaklı olabileceği düşünülerek mutlaka zaten biyoenerji veya farklı metafizik uygulamalarına başvurulmalı. Zaman içerisinde biz biliyorsunuz 3 yıldır çeşitli kanallarda sizinle birlikte programlarda yapıyoruz. Süreç içerisinde bilinçlenmiş kardeşlerimiz de var. Yani mesela hocam diyor ben 6 ay önce sizi izlemiştim ama diyor cesaretimi bugün topladım. Bugün size başvurdum. Üzerinde negatif enerji olan, bu arada bunu söyleyelim. Üzerinde negatif enerji, cin musallatı gibi durumda olan kişiler maalesef çok vesveseye geldikleri için bize başvurmakta zorlanıyorlar. Yani biz öncelikle onu yapalım. Ama biz süre içerisinde bu manada bir bilinç oluşturduk hamdolsun. Takipçilerimiz artık bize süre içerisinde negatif enerji. Hocam işte biz paylaşıyoruz sürekli sosyal medyadan. Nazarın belirtileri, işte cin musallatının evet. belirtileri, büyünün belirtileri. Hocam bu belirtileri ben kendimde gördüm. Bu manada psikolojik şeylere de başvurdum. Tıbbi yardıma da başvurdum ama sonuç alamadım. Ben üzerimde cin musallatı olduğunu düşünüyorum diye bize başvurabiliyorlar.
ilerlemiş vakalar zaten cin musallatına maruz kaldığını anlıyor. Yani takip edilme veya halüsinasyon görme durumuyla bunu algılayabiliyor. Ama hani bu kadar ilerlememiş durumda olanlar da o belirtilere baktıklarında diyorlar ki evet hocam biz bu belirtileri yaşıyoruz ve bu manada sizden biyoenerji alanında veya mahlas önerisi alanında bir hizmet alımı talebinde bulunuyoruz. Evet, bir telefonumuz varmış hocam. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim programımıza. Neslihan Hanım, Amasya'dan arıyorsunuz bizi. Evet. Merhabalar, buyurun. Merhabalar. Neslihan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen anne isminizi alalım Neslihan Hanım. Döndü. Tekrar alalım. Döndü. 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 Evet Neslihan Hanım, gün ay yıl şeklinde doğum tarihinizi alalım. 12-8. Evet. 1976. 1976. 6. Amasya'dan arıyorsunuz. Aslen de Amasyalı mısınız? Evet, Amasyalıyım. Anneniz hayatta mı? Hayatta. Yanınızda mı? Yok, değil. Değil. Neslihan Hanım, sağ elinizi göbek deliğinizin üzerine koyar mısınız? Efendim? Sağ elinizi göbek deliğinizin üzerine koyabilir misiniz? Tamam. Derin nefes alın. Tamam. Tekrar alıp verin. Tekrar alıp verin. Evet, şimdi elinizi çekin. Tamam. Sakin bir şekilde tekrar derin nefes alın. Böyle bir nefes açılma durumu hissediyor musunuz? Bana söyleyin. Evet. Evet. Biraz. Neslihan Hanım, benim algıladığım kadarı ile evet. Annenizden kaynaklı olarak bir negatif enerji durumu yaşıyorsunuz. Yani Ümmü Sübyan diye bir durum var. Kadın rahminden çocuklarına geçen bir durum. Bir negatif enerji durumu var. Evet. Benim algıladığım kadarıyla maalesef sizin üzerinizde dediğim gibi annenizden size bulaşmış olan bir negatif enerji durumu söz konusu. Üzerinden uzun zaman geçtiği için mahlas önerisinde size bulunmamız yeterli gelmeyecek. Bu manada sizin mümkünse bizden eğer bölgenizde bu manada metafizik uzmanları, biyoenerji uzmanları var ise onlardan metafizik temizlik uygulaması. Biyoenerji uygulaması almanızı tavsiye ederim. Tamam hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah. İyi akşamlar Neslihan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Hocam kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra tabii devam ki. Edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz çok minik bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Bizim Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz olamaz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi hiç kimse çeviremez. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bu belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hırsızların, dolandırıcıların, belediyeden geçinmeye alışmış, nemalanmaya alışmış üçkağıtçıların hesabını elbette ki bozacağız.
muhtarlarımızı muhtaç etmeyeceğiz. Onlara da gerekli yardımı destek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük boş mağazası Aslanlar Boş Turgut Özal Bulvarı'nda açıldı. Boş ürünleri kullanmanın keyfini ve ayrıcalığını yaşamak için açılışı özel kampanyalarla tüm boş ürünleri Aslanlar Boş konsept mağazada. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Bir kadının eski bir mutfaktan daha büyük derdi ne olabilir ki? Evinizde ihtiyacınız olan mutfak, kapı, banyo dolabı, giyinme odası ve vestiyerleri, size özel ödeme koşulları, cazip kampanyalar ve Cucinella Mutfağın mükemmel ürün kalitesiyle hizmetinize sunuyoruz. Bugün bizi arayın, mutfağınızın ölçülerini alıp hayallerinizi 3 boyutlu çizelim. Cucinella Mutfak Showroom, Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 457-64-87 457-64-87. Değerli izleyicilerimiz, Önder Özcan'la Pozitif Enerji programı kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, programımıza şu anda ekran başına yeni geçmiş olan izleyicilerimiz için ben tekrarlamak istiyorum. Biz burada biyoenerji uzmanı Önder Özcan'la birlikte
biyoenerjiden bahsediyoruz efendim. Ve aynı zamanda isim enerjisi analizi yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? İsminizi, anne ismini, gün, ay, yıl olarak da doğum tarihinizi bize verdiğiniz takdirde üzerinizde bir negatif enerji var mı yok mu, bunun bakımını yapıyoruz. Bu bir fal değil. Ben bunun sürekli altını çizmek istiyorum. Sakın karıştırılmasın. Gelecekle ilgili hiçbir şekilde bilgi vermiyoruz. Biz sadece üzerinizde negatif enerji olup olmadığını söylüyoruz sizlere. Bunun da açıklamasını buradan yapmak istiyorum. Telefon numaralarımız zaten ekranın altında yazıyor efendim. Evet, isim enerjisinde bayağı yoğun bir talep var hocam. Telefonlarımız susmuyor. Evet. Mümkün mertebe almaya çalışıyorum ama konuyu da çok dağıtmak da istemiyorum. Tabii, aynı zamanda da çok bozmadan. Evet, çok konuşacağımız konu var çünkü. Yelpaze çok geniş, takdir edersiniz ki. Evet, size en çok sanki panik atakla ilgili arıyorlar. Ben gelen telefonların birkaç tanesine bakma şansım oldu. Daha çok panik atak üzerinde sorular var. Evet, panik atak ve diğer psikolojik sorunlar üzerinde daha çok bu manada talep görüyoruz. Kişiler bizi aradığında genelde hocam bende felç var diye aramıyorlar. Yani felç hastasıyım diye aramıyorlar. Psikolojik gibi görünen ama kendilerinin de sebebini anlayamadıkları. Yani şimdi tabii biz bu manada tecrübeliyiz. Maalesef bu manada kötü bir tecrübemiz var. Biz de eski bir panik atak hastasıyız. Evet, ne yazık ki. Hem panik atak hem depresyon. Yani biz öğrencilik yıllarımızda Siirt'te üniversite okuduk. Öğrencilik yıllarımızda bizim de bu manada sıkıntılarımız vardı. Ve tabii bu manada doktora gittiğimizde depresyon hastası olduğumuz söyleniyordu. Yaygın depresyon adı verilen bir tanı koyuluyordu. Ama ben kendi kendime düşünüyordum ya, hayatının baharında bir genç delikanlıyız. 20 yaşlarındayız. 20'li yaşlarımız hani. Evet. Ve depresyona girecek. Tabii ki dünya imtihan dünyası. Herkesin sıkıntıları var ama sıkıntılarımızı şöyle kafamızda canlandırdığımızda bizi bu şekilde yıpratmamalı. Neden? Çünkü Allah'ın izniyle ehli imanız. Hani Allah'ımıza tevekkül ediyoruz. Her şeyin bir imtihan olduğunu da biliyoruz bu manada. Dünya için bir imtihan olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Allah'a tevekkül eden insanlarız. Yani ben teşhisi alıyordum ama kalbim kabul etmiyor. Yani nasıl ben depresyon hastası olurum? Evet, konduramıyorsunuz kendinize. Görünür bir sebep de yok çünkü. Hani böyle büyük bir kayıp falan söz konusu değil. Ama sonradan yaptığımız değişik araştırmalarla, şeylerle baktık ki bizim sorunumuzu yaşamanın sebebi sadece psikolojik olmayabilir. Bu manada tabii araştırma yaptığımızda kendimizi metafiziğin içerisinde bulduk. Evet. Neydi metafizikten bahsettik? Burada kastımız metafizik dediğimiz sıkıntı cin musallatı durumudur. Evet. Müjgan Hanım, 97'li 98'li yıllar, 2000'in o manada 2000'e doğru Siirt'te kaldığım evde gece yarısı saat 2'de 3'de daral basma denilen durum yaşıyoruz. Hani panik atağında gösterdiği şey bir belirtilerinden birisi. Ve ben evde duramıyordum kesinlikle. Kendimi dışarı atma ihtiyacı hissediyordum. Yani bir hırçınlık olup etrafa saldırganlığımız falan öyle bir şeyimiz yoktu hamdolsun ama ilerleyen boyutlarda maalesef görüyoruz ki metafizik sıkıntılar buna da sebep olabiliyor. Biz kendimizi dışarı atıyorduk. Siirt gibi bir yer o dönem için. Hani sıkıntılı, güvenlik açısından sıkıntılı bir dönem. Dışarıda benden başka sadece özel harekat polisleri oluyor. Yani öyle bir ortamda ben kendimi kapalı yerde tutamadığım için sokak sokak geziyordum. Evet, yani Siirt'i komple eski, hani Siirt'i diyelim hani komple tur atıyorduk desek yeridir. Saatlerce Siirt'te dolanıyordum. Çok sancılı dönemlermiş tabii, gerçekten. Bazen işte nadiren de olsa böyle sabah namazı saatine denk geliyordu. Sabah namazı saatine giden, düzenli sabah namazına, cemaate giden bir abi bir gün demişti. Bir yerde karşılaştık, tanışma fırsatımız oldu. Ya ben seni simayen tanıyorum dedi. İşte nereden tanıyorsunuz? Sen dedi herhalde sabah namazına gidiyorsun. O saatten önce ona gidilir hani. O şekilde. Sonra düşünce tabii keşke namaza gitseydik ama maalesef içimizdeki o sıkıntı hali yani bize ibadetlerimizi bile düşündürtmüyordu. O kadar büyük daral basma hali durumu yaşıyorduk. Ama hamdolsun metafiziğin sebeplerini ve hani mücadele yöntemlerini öğrendikçe bu manada bilgi sahibi olduk. Sonra süreç içerisinde Nesit Hoca'nın dediği gibi damdan düşeni damdan düşürenler. Dedik madem böyle bir durum var, benim gibi sıkıntıları yaşayıp sıkıntısının sebebini bile bilmeyen insanlar var. O zaman inşallah biz elimizden geldiğince bunu bir hizmet şeklinde
işte çevremize sunalım. Evet. Tabii bir süre bunu amatör olarak yaptık. Hı hı. Ben sınıf öğretmenliği okuyordum o dönemler. Hı hı. Hani üniversite yılları tabii. Ama sonrasında profesyonel bir şekilde işte kendi ofisimizde bu hizmeti sunmaya başladık. Evet. Bir telefonumuz varmış hocam. Tabii ki. Alo. İyi akşamlar Ömer hocam. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Adana'dan arıyorum. İsim analizi yaptırmak istiyorum. Evet Ahmet Bey. Gün ay yıl şeklinde doğum tarihinizi alalım. Hoş geldiniz yayınımıza bu arada. Sağ olun hocam. Sürekli üzerinde bir ağırlık var hocam da. Tamam. Doğum tarihini alalım gün ay yıl. 01-02-1963. Ahmet Bey annenizin ismini de alalım. Hatice. Hatice oğlu Ahmet. Evet. Aslen de Adanalı mıyız? Adanalıyım. Ahmet Bey, üzerinizde muska, cevşen falan bir şey var mı? Yok hocam, öyle bir şey yok. Daha önce yaptırdınız mı hiç? Valla, yukarıda yaptırdım ama hep iptal ettim ya. Böyle suya at dedi, attım gitti yani. Ahmet Bey, nasıl suya attınız? Dereye mi attınız? Evet hocam. Maalesef muskaları bu şekilde imha edemiyorsunuz Ahmet Bey. Evet. Muskayı imha etme yöntemi, tabii evet, o muskayı yapan kişi de şarlatan değil de doğru bir uygulama yapan kişi ise, ki gerçi biz muskanın doğrusunu da doğru bulmuyoruz da, muska ilmi ile uğraşan kişiler muskayı safran ile yazar. Safran ile yazdıklarında siz o kağıdı sirkeli suya koyduğunuzda safran kendini bırakır. Yani üzerine yazılmış yazı kendisini bırakır. Muskanın bozulma usulü de budur. Yani sirkeli suya koyup o yazıyı o kağıttan çıkarıp daha sonra o suyu ve kağıdı kimsenin ayak basmayacağı bir şekilde, kimsenin üzerine dökülmeyecek bir şekilde imha etmektir. Yani suyu bir saksının dibine falan dökersiniz. O kağıdı da kimsenin ayak basmayacağı bir yere gömersiniz. Veya kağıdı yakıp külünü de gömebilirsiniz bu manada. Ama maalesef muskayı imha etmeden, temizlemeden bir suya attığınızda, toprağa gömdüğünüzde, zaten Kur'an ayeti varsa üzerinde yakamazsınız direkt olarak. Şey yaptığınızda bu muska bozulmamış olur. Bu muskayı da siz kendi iradeniz ile yaptırdığınız için üzerinizde sanki kendiniz, bakın burada dikkatli olun, sanki kendiniz büyü yaptırmış gibi negatif enerji yaşarsınız. Yani büyü yapan yaptıran biliyorsunuz dinden çıkar, Allah korusun. Siz eğer bir şifa bekleyerek bir muska yaptırmış, muskadan şifa bekleyerek, özellikle muskadan şifa bekleyerek bunu yaptırmış iseniz, maalesef bu durum tövbe etmenizi gerektiren bir durumdur. Evet. Yani siz öncelikle tövbe edeceksiniz Ahmet Bey. Evet. Eğer koşullarınız buna uygun ise tövbe niyetiyle kurban kesiniz. Ve bu kurbanı dağıtır iken dikkatli olmanız lazım. Bakın insan Müslüman sadaka verir iken sadakasının nereye yönlendirildiğini takip etmek zorundadır. Yani ben dilenciye verdim ne olursa olsun diyerek sadaka verilmez. Evet. Sadakanızın gerçekten ihtiyaç duyan kişilere gittiğinden emin olmanız gerekir. Evet. Ben bu manada eğer şartlarınız uygun ise kurban kestiğinizde şartlarını en kolay şekilde takip edebileceğiniz yer Kur'an kurslarıdır. Yani talebe yurtları, talebe kursları. Evet. Neden? Evet. Çünkü talebe velev ki zengin olsun. Biliyorsunuz ayağında altından ayakkabı var ise bile ilim tahsil eden talebeye zekat verilebilir. Bu bizim için ölçüdür. Bu manada mutlaka imkanınız dediğim gibi uygun ise kurban kesiniz. Uygun değil ise bütçenize uygun bir şekilde ama hiç önemsemeyeceğiniz bir miktarı değil bakın. Bütçenize göre. Bütçeniz 100 lira sizin için önemliyse 100 lira vereceksiniz. Ha hayır hocam benim için 10 lira bile iyi bir paradır diyorsanız 10 lira vereceksiniz. Tutup da kendinizi zorlamayacaksınız. Tebessüm de sadakadır bu manada. Evet. Ama dediğim gibi ya 5 lira olsa da olur olmasa da olur diye sadaka olmaz. Bu manada kurbana gücünüz yetiyorsa kurban. Kurbana gücünüz yetmiyor ise bakın niyet önemli. Tövbe niyetiyle kurban veya tövbe niyetiyle sadaka vereceksiniz. Bunu yaptıktan sonra inşallah eğer üzerinizde sıkıntı, hani bu bahsettiniz ya bir
ağırlık var üzerimde diye dediğiniz durum bahsediyor ise, devam ediyor ise, o zaman yaptığınız bu sıkıntı, tamam, Allah-u Teala affeder affetmez, o bizim bileceğimiz bir durum değil. Tabii ki hocam. Ama bundan kurtulduktan sonra üzerinize pozitif enerji desteği almak için bana veya benim gibi hani biyoenerji metafizik uzmanlarına başvurup pozitif enerji desteği alabilirsiniz. Ama şu durumda iken ben size pozitif enerji desteği bile versem, yani biyoenerji uygulaması yapsam bile, mahlas önerisinde bulunsam bile maalesef yeterli olmayacaktır. Zaten hem annenizin ismi hem kendi isminiz çok güzel. Ahmet benim de mahlas olarak kullandığım ismimdir. Benim ismim Önder Özcan ama Ahmet'i de mahlas olarak kullanırım. Ahmet çok güzel bir isim. Siz inşallah bu dediğim şeyleri yapmaya çalışınız, dikkat ediniz. Oldu hocam. Kurbanı bir kesiyorsun yani. Allah'ın izniyle. Tövbe niyetiyle. Biz de ticaretle uğraşıyoruz. Esnafız. İnanın çok çalışıyoruz ama iki yakamız bir araya gelmiyor diye bir deyim vardır ya. Evet. Ahmet Bey, ben size bunu açık söyleyeyim. Evet hocam. Yaptığınız, yaptırdığınız olay insana ciddi şekilde sıkıntıya sokabilecek bir olaydır. İtikadını bile Allah korusun kaybetmesine sebep olabilir. Evet hocam. Ama Rabbim her şeyi vesilelerle temizler. Yani karşınıza bunun usulünü gösterir. Bu manada haşa kendime pay çıkarmaktan Rabbime sığınırım. Ama bizimle karşılaşmanız, bu programı izlemeniz tesadüf değil Ahmet Bey. Evet hocam, iki gündür izliyorum hocam. Evet, bu öneriyi veya bu tespiti bizden başka size yapabilecek olan da, yani bu öneriyi bulunabilecek olan da çok az ilim ehli kardeşimiz var. Yani bunlardan birisine rast gelmiş olmak tesadüf değil. Demek ki Allah-u Teala'nın sevdiği kulusunuz diyelim. Allah razı olsun. İnşallah. Tamam. Teşekkürler hocam. Ahmet Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sadaka çok önemli değil mi hocam? Tabii. Bakın, ölüm değişmez. Sabittir. Ama Peygamberimizin ömrü uzatır dediği tek şey var. Sadaka. Sadaka. Evet. Namaz ömrünüzü uzatır diye bir şey yok. Veya İşte haç ömrünüzü uzatır diye bir şey yok. Tefekkür ömrünüzü uzatır diye bir şey yok. Ama sadaka verin, ömrü uzatır. Evet. Bir de az önce söylediğiniz gibi niyet de burada çok önemli ama. Tabii. Şimdi rastgele yolda yürürken dilenciye para vermek. Evet. O değil. O yani maalesef ameller niyetlere göredir. Maalesef demeyelim. Ameller niyetlere göredir. Müminin niyeti amelinden üstündür. Siz eğer vicdanınızı rahatlatmak için işte dilenci gördüm, acıdım, vicdanımı rahatlatıyorum diye şey yaparsanız o verdiğiniz ancak sadaka olmaz. O dilenciyi rahatlatmak için bir para vermek olur. Evet, evet. Siz Allah rızası için vereceksiniz. O dilenciye belki acımanız bile gerekmiyor. O Allah'ın kulu. Siz de Allah'ın kulusunuz. Eğer bir yardım etme şansınız var ise bunu Allah için yapacaksınız. Bakın, yabancı insanlarla biz çok diyalog kuruyoruz bu manada. Yabancı insanlarda merhamet duygusu var. Yani bu hani dilenciye acıma. Televizyonlarda, filmlerde de görüyorsunuz işte gitar çalıyor, saz çalıyor, önüne para atıyorlar. Ama bu onlar için sevap değil. Evet. Acıdığı için, vicdanını rahatlatmak için yapıyor onu. Sen vicdanını rahatlatmak için dilenciye para verirsen vicdanı rahatlamış. Sadece vicdanını rahatlamış olur diyorsun. Sadakayı Allah rızası için ve yaptırmaya çalıştığınız uygulama için yapacaksınız. Sadaka hem anahtardır, hem ilaçtır, hem yiyecektir, hem nefes için alıp verme gibi bir ihtiyaçtır. Allah'ım kızım evlensin. Kızımın evlenmesine vesile kıl ya Rabbi. Ben kızımın evlenmesini senden bekliyorum. Ama bunu vesile kıl ya Rabbi diye sadaka verebilirsiniz. Gidip de ağaca çaput bağlamayın. Evet. Şirktir. Evet. Sizi günaha sokar. Allah korusun. Yani dinden çıkartır. Evet. Ama sadakayı o niyetle verebilirsiniz. Allah'ım benim çocuğum olmuyor. Bana çocuğumun olmasını nasip eyle. Bu sadakanın hürmetine diyerek sadakanızı verebilirsiniz. Niyet bir. Bir de verdiğimiz parayı dediğim gibi dilenciye veriyoruz deyip işte ben yolda gördüm verdim. Hayır, birden rahatlamamaz. O dilenci belki gerçekten paraya ihtiyacı olan biri değil. Değil, evet, bilmiyoruz. Belki farklı amaçlarla yapıyor. Televizyonlarda görüyoruz. Adamları bir çırpıyorlar. Evet. Yani sizin bizim kazancımızdan yüksek şeyler çıkıyor. Adamların apartmanları var. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ki. Paramızın gittiği yeri de takip edeceğiz. Evet, bu da çok önemli. Yani sırf vicdan arasın. Öyle yok. Evet. Takip edeceğiz. Bir telefonumuz varmış tabii hocam. Ki. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim programımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Muhammed Bey, İstanbul'dan arıyorsunuz. Asas Muhammed Hatif olarak çevremden geçiyor. En çok hangisi kullanılıyor? Hatip.
Hatip. Evet. Tamam. Hatip Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Gün ay yıl olarak doğum tarihinizi alalım. Bana kesin olmamakla beraber 1-1-1953 yazıyor. 1-1-1953 yazıyor. Evet. Bizi yazandan ziyade gerçek olan ilgilendirdiği için. Annenizden babanızdan duydunuz mu? İşte seni 2 yıl geç yazdırdık ve Mayıs ayı gibi doğdun. Hani böyle bir bilginiz var mı? Kışın ortasında da diyor. Tamam. Tam kesin olmamakla ve tabi nüfuslarını sonradan çıkardığı için. Tabii ki. Öyle rastgele bir tarih verilmiş. Tamam. Ay olarak öyle. Yılın evet. Doğru olup olmadığını biliyor musunuz? Efendim? Yılının öyle olup olmadığını biliyor musunuz? Yani seni 2 yaş küçük yazdırdık, 2 yaş büyük yazdırdık gibi bir şey söylediler mi? Evet. Ne kadar üstüne katmak gerekiyor? 4 yaş küçük yazılmış. Yani 1949'un kışında doğdunuz. Doğru. Doğru mudur? Doğrudur. Tamam Hatip Bey. Annenizin ismini de alalım. Lütfiye. Lütfiye. Evet. Lütfiye oğlu Hatip. Aslen nereliyiz? Evet. Erzurum. Erzurumlusunuz. Evet. Hatip Bey, Hacamat diye bir uygulama var. Duydunuz mu hiç? Evet, ben bugün takip ettim sizi, yakaladım. Evet. Ve şansımı denedim. Tamam. Ve sizin anlattığınız bütün o gerçek biyo enerji hastalığı hepsi de bende mevcut. Evet Hatip Bey. Sorduğum soru değildi. Hacamat uygulamasını duydunuz mu hiç? Duydum da hiç yapmadım. Evet, yapmadınız. Hatip Bey, Allah'ın izniyle bizden bir enerji uygulaması almanız gerekir. Tamam mı? Evet. Ama her negatif enerjinin karşılığı gelen pozitif enerji, biyoenerji demek değildir bu. Evet. Bazı rahatsızlıklar için okuma gerekir. Rukiye uygulaması, yani şifa ayetleriyle okumak gerekir. Bazı negatif enerjilerin karşıtı, zıttı, her şey zıttıyla bilinir. Karşıtı bitkisel ürünlerdir. Evet. Anladınız mı? Mesela çörek otudur. Zeytin yaprağıdır. Anladınız mı? Evet. Bazıları için alınan kimyasal ilaçlardır. Antibiyotiklerdir mesela. Evet. Bazıları için de hacamattır. Hatip Bey, sizin evet. Hacamat uygulaması almanız gerekir. Hacamat evet. Uygulamasını yaptırdıktan sonra temizlik için bizden biyoenerji uygulaması alabilirsiniz. Ve bizden veya bizim gibi metafizik uzmanı olan arkadaşlardan. Ben iki telefonunuzu da aldım. O cep telefonunu da aldım. Sizi ayrı müsait zamanlar, değişik zamanlar arayabilir miyim acaba? Tabii ki. Bizden hizmet almak istediğinizde bizi arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar dilerim Hatip Bey. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Evet, yine yoğun bir arama var. İnşallah buradan mümkün mertebe herkese yetişmeye çalışıyoruz değerli izleyicilerimiz, ama programın başında ve ortasında da sürekli tekrarladığım gibi sosyal paylaşım sitelerinden de yine hocama ulaşabiliyorsunuz efendim. Telefon numarası da var. Eğer problemleriniz, sorunlarınız varsa, biyoenerji seansı almak istiyorsanız özellikle mutlaka Önder Hoca'yı aramanız gerekiyor. Çok uzun sürmüyor seanslar. Yurt dışındaysanız eğer, Edirne'den Kars'a nerede olursanız olun, bir telefon kadar size yakın. İlla yüz yüze gelmenize gerek yok değerli izleyicilerimiz. Bu aslında sizin için çok çok önemli olması gerekiyor. Evinizin konforunda, oturduğunuz yerden bu problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Lütfen sıkıntılarınızı kaderiniz gibi görmeyin. Bunlardan kurtulmak mümkün. Mutlaka derdi, çareyi doğru yollarda tabii ki de aramanız gerekiyor. Helal dairede. Helal dairede. Bu da helal çok önemli. Helal dairenin içerisinde. Evet. Çünkü sürekli tekrarladığımız bir hadis-i şeriftir. Sürekli hadis-i şerif tekrarlamak da ne büyük bir nimet. Hamdolsun. Tedavi olunuz ama haramla olmayınız diyor Peygamberimiz. O yüzden çarelerimizi helal dairede arayacağız. Yine büyük İslam alimlerinden, zamanın alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, helal dairesi keyfe kafidir diyor. Hı hı. Bu keyften kasıt eğlence değil. Yani insanın ihtiyacı olan şeylere helal dairesi kafidir diyor. Bu yüzden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de buyurduğu gibi arayışlarımızı helal dairede gerçekleştireceğiz. Evet. Ve bu manada İslam alimlerinden fetvası olan, hani bu manada icazeti olan işlemleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle bir uygulamaya başvuracağımız zaman bu uygulamanın Peygamber Efendimiz zamanında Peygamber Efendimiz tarafından uygulaması var mı? Mesela az önce bahsettiğim hacamat uygulaması Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir, yaptırdığı bir şeydir. Ve Miraç olayında
Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta karşılaştığı melekler tarafından ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hacamata devam et, ümmetine de hacamat olmalarına emret buyurulmuştur. Hacamat bu denli önemli bir uygulamadır. Ama maalesef son yılların unutulmuş bir sünneti. Bu dönemler, ama bilenler zaten biliyorlar. Bu dönemlerde canlandırılmaya çalışıyor, evet. Çalışılıyor. Bu manada da muhtemelen hükümetimizin alternatif tıbbı kabul edip alternatif tıp yöntemlerinin önünü bu manada açması büyük bir olay. Yani çünkü bir 15 yıl önce siz hacamat yapan bir insan göremezdiniz, bulamazdınız. Bugünkü hükümetin vesilesi ile Allah'ın izniyle bu tür uygulamalar önü açıldı. Hatta artık doktorlarımız dahi hacamat uygulaması yapıyorlar. Yapıyorlar. O yüzden hacamata başvuralım. Kesinlikle. Bunun haricinde diğer Peygamberimiz tarafından uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi rukye olayıdır. Rukye denilen olay şifa ayetlerinin uygulanmasıdır. Yani sistemli bir şekilde şifa ayetlerinin okunması ile tedavinin aranmasıdır. Bunun gibi helal dairede olan tıbbi veya işte sülük uygulaması veya okuma, manevi tedaviler mutlaka değerlendirilmelidir bu manada. Bir telefonumuz var. Alo. Peki. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Can Bey, Adana'dan arıyorsunuz. Evet, evet. Buyurun efendim, hocam dinliyoruz sizi. Can Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Gün, ay, yıl olarak doğum tarihinizi alalım. Hocam, 06.09.1981. 06.09.1981. 81. Can Bey, anne isminizi de alalım. Efendim? Annenizin ismi? Vesile. Vesile oğlu Can. Evet. 06.09.1981. Evet. Aslen de Adanalı mıyız? Aslen Bitlisliyiz. Aslen Bitlislisiniz. Evet. Anneniz yanınızda mı, sağ mı? Yok, annem şu an evde de ben iş yerindeyim, çalışıyorum şu tamam. An. Can Bey, annenizin sizce işte depresyon gibi veya farklı psikolojik sıkıntıları sizce var mı? Yani sık sık bunaldığında şeyden hocam, bahseder mi? Var hocam. Evet. Can Bey, maalesef annenizden kaynaklı bir negatif enerji durumu yaşıyorsunuz. Yani anneniz negatif enerjiye maruz kaldığı için ve bu manada temizlenmediği için çocuklarına da sirayet eden bir negatif enerji durumudur. Muhtemelen siz zaten üzerinizde sıkılma hissediyorsunuzdur bu manada. Sebepsiz yorgunluklar, sebepsiz sıkılmalar hissediyorsunuzdur. Tedavi görüyorum şu an hocam. Evet. Kardeşleriniz de varsa kardeşlerinizde de çapı farklı olmak üzere yine farklı sıkıntılar vardır maalesef. Evet vardır. Kardeşimde eğer, de var. Evet. Evet. Eğer şartlarınız uygun ise bu manada bizim gibi bir biyoenerji uzmanı veya metafizik uzmanından destek almanızı, yani biyoenerji uygulaması desteği, pozitif enerji desteği uygulaması almanızı tavsiye ederim. Şu anda durumunuz mahlas alıp mahlasla temizlenmek için yeterli değil. Yani daha fazla yüksek oranda bir negatif enerji durumu söz konusu olduğu için mahlas sizi temizlemeye yeterli gelmeyecektir. Mahlas olarak verdiğiniz isim de kirlenecektir. Ama negatif enerjiniz temizlenir. Ondan sonra Allah'ın izniyle veya belli bir ölçüde temizlense bile bir mahlas uygulaması edinerek bu negatif enerjilerden korunma yoluna gidilebilir. Oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Can Bey. Çok teşekkür ederiz. Hocam bel fıtığı da yine biyoenerji seansı alınarak tedavi edilebilir bir hastalık mı? Tabii ki. Biyoenerji ile bel fıtığı, boyun fıtığı, topu tikenli uygulamaları da Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Yalnız az önce de söylediğim gibi her enerji frekansı vitaminlerin farklılığı gibi farklıdır. Bu bahsettiğimiz bel fıtığı, boyun fıtığı, topuk dikeni tedavisi ekibimiz içinde olan farklı bir arkadaşımız tarafından yapılır. Evet. Ama bizim ekibimizin içinden kardeşlerimiz bizim sunduğumuz hizmetleri bizden aldıkları eğitimle sunarlar. Yani bu manada bize başvurulduğunda, talep olduğunda inşallah bu rahatsızlıklar için de onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, yani bel fıtığınız var, bir sürü tedaviler gördünüz ama bir türlü geçmediyse eğer yine bir enerji seans alarak da bu gibi problemlerden kurtulabilirsiniz. Bir telefonumuz varmış, hemen alıyorum. Alo. Tabii ki. Alo. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Sevda hayırlı Hanım. Akşamlar. Evet. Ankara'dan evet. Arıyorsunuz. Evet. Buyurun Önder Hocam dinliyor sizi. Sevda tamam. Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gün ayır olarak doğum tarihinizi alalım Sevda Hanım. Tabii. 14-12. 14. 12. Evet. 1978. 1978. Anne isminizi alalım. Alime. Alime. Evet. Aslen nereliyiz? Ankara. Aslen de Ankaralısınız. Evet. Evet. Sevda Hanım, üzerinizde ciddi şekilde hayattan bıkkınlık, depresyon enerjisi algılıyorum. Doğru düşünüyor muyum? Evet. Ve şu an, evet. Beni görüyor musunuz ekranda? Evet. Sağ elinizi bu şekilde göğüs kafesinizin üst kısmına koyunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafifçe elinizi çekin, yavaşça. Derin bir nefes alın. Benim şu an iki hamileyim. Sevda Hanım, siz beni hocam, dinleyin. Siz beni evet. Dinleyin. Dinlemede kalın bu manada. Sevda Hanım, hamilelik dönemini kastetmiyorum. Hamilelik dönemi öncesinde de evet. Böyle sırt ağrıları, arka taraftan baskı hissi hissediyor muydunuz? Sırt ağrısı da evet hissediyordum. Evet. Başka ağrılarım da var. Evet. 6 yıl önce ölümden döndüm. Tamam Sevda Hanım. Maalesef, şimdi tabii bizi izliyor iseniz, biz kişi hı. üzerindeki negatif enerji durumlarına müdahale edebiliyoruz. Yani evet. hastalık manasında size bir tavsiyede bulunmamız söz konusu olamıyor maalesef. Negatif evet. enerjiden kaynaklı sorunları, yani hastalık gibi görünen metafizik sorunların tedavisinde size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Öncelikle şunu belirtelim. Üzerinizde maalesef ciddi manada negatif enerji durumu var. Evet. Tamam mı? Ama biz size yaptığımız, yapacağımız mahlas uygulaması ile inşallah bunda belli bir yol alacağız. Ondan sonra eğer şartlarınız uygun olur ise ister bizden, ister bölgenizde bulunan bir biyoenerji veya metafizik uzmanından bu manada hizmet alarak üzerinizdeki negatif enerjileri nötrletiniz. Tamam mı? Şu anda benden mahlas talebinde bulunuyor musunuz? Hocam ben şu anda hamile olduğum için oraya gelme şansım yok. Sevda Hanım, bizim seanslarımız telefon üzerinden yapılabilmekte. Bu ayrı bir olay. Ama şu evet. anda mahlas almayı hemen canlı yayında gerçekleştireceğiz. Yani koruma ismi. Benden koruma ismi talebinde bulunuyor musunuz? Hocam ben ilk defa seyrediyorum, gördüm. Tamam. Bilmiyorum detaylarını, bu hizmetin maliyeti ne kadar ne... Mahlas, şu andaki mahlas önerisinin bir maliyeti yok. Zaten canlı yayında vereceğiz. Bir ödeme almamız söz konusu değil bu manada. Hocam bize zararı olmuyor bana değil mi? Şu an hamileyim. Sevda Hanım, eğer oluyor olmuş olsa zaten bu uygulamayı yapmayız. Bizim uygulamalarımızın yan etkisi gibi bir şey söz konusu değil. Pozitif enerji desteği olayıdır. Mahlas tamam, dediğiniz olay, ben size bir isim vereceğim. Siz o ismi aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Üzerinize kodlayacaksınız. Bu da sizin üzerinize nazar değmesini veya bir insanın o ismi bilmeden size büyü yapması pek mümkün olmadığı için size nazar veya farklı negatif enerjiler ile etkide bulunmasına engel olur. Ama şu an itibariyle sizin hamilelikle alakalı da olarak vesveseleriniz olması hasebiyle evet. psikolojik olarak bunun sizi etkilemesini düşünerek eğer istemiyor iseniz, yani yan etkisi olması söz konusu değil ama eğer tereddüt ediyor iseniz biz size mahlas önerisinde bulunmayalım. Hayır, yani, tereddüt etmiyorum hocam. Doğumdan sonra bunu yapalım mesela. Ben şu an şöyle bir durumum var. Ben benim ciddi ölüm riski olduğunu söylüyorlar doktorlar. Tabii bu tıbbi tarafı. Evet. Kanı sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Şu anda çoğu hastane beni kabul etmiyor riskli gebe olduğum için. Evet. Ve ben çok bunalmış durumdayım. Maddi olarak hani çok büyük külfetlere katlanmam gerekiyor. Özel hastanelerde bu süreci tamamlamam. Rabbim yardımcınız olsun inşallah.
Amin inşallah, ecmain cümlemize inşallah. Yani ama şu an içinde bulunduğum ruh halim başka nedenlerden de kaynaklanıyor. Sadece evet. Bu değil. Eş durumundan da kaynaklanıyor. Sevda Hanım, maalesef programımız bu tamam. Sohbeti ilerletmeye formatımız tabii, maalesef tabii uygun değil. Ben kabul ediyorum. Eğer bir tamam. Maliyeti yoksa, maliyeti ve yan etkisi şu an için canlı yayında yok. Tamam hocam, tamam. Kabul ediyorum. Ben size isim verdiğimde direkt olarak üzerinde düşünmeden aldım, kabul ettim diyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Ben size Ayşe ismini verdim. Aldım, kabul ettim. Rabbim mübarek kılsın inşallah. Sevda Hanım, bu ismi sağ elinizi göğüs kafesinizin üstüne hafif hafif dokundurarak, böyle dokundurup çekerek Ene Ayşe, Ene Ayşe diyerek kendinize kodlayacaksınız. Tekrar göğüs kafesine sağ elimi. Evet, üst tarafına böyle hafif hafif dokunup çekerek Ene Ayşe diyeceksiniz. Ene Ayşe. Evet, Ene Arapça ben demek. Yani ben Ayşe demiş olacaksınız. Ene Ayşe. Tamam hocam. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah. Teşekkürler Sevda Hanım. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Evet, programımızın sonuna geldik hocam ne yazık ki. Su gibi aktı her zamanki gibi programımız. Buradan son cümlelerinizi alalım. Veda edelim izleyicilerimize. Şimdi her sorun küçükken bertaraf edilmesi daha kolay olan bir sorundur. Hı hı. Yani hani atalarımızdan bir sözü var. Yılanın başını küçükken ezeceksiniz. Hı hı. Metafizik sorunlar da küçük iken çözüme kavuşturulması her zaman daha iyidir. İlerlediği durumlarda danışanlarımızın alacakları almaları gereken seans süresi, uzayacak. Seans sayısı uzayacak. Hı hı. O yüzden sorunlarınızı küçümsemeyin. En kısa zamanda negatif enerji kaynaklı sorunlarınızın temizlenmesi adına negatif enerjilerden arınma yoluna gidin. Hı hı. Yani pozitif enerji desteğini en kısa sürede alın. Evet. Bütün psikolojik veya fizyolojik ama tıbbi manada kısa sürelerde 1-3 ay, 5 ay gibi sürelerde çare bulamadığınız sıkıntılar için mutlaka bu sıkıntıların negatif enerji kaynaklı olduğunu düşünerek, olabileceğini düşünerek bakımınızı yaptırın. Eğer üzerinizde bir negatif enerji durumu söz konusu ise bunun nötrlenmesi için gerekli işlemlere başvurun inşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşamlık da programımızın sonuna geldik. Haftaya cuma ve cumartesi günleri yine saatler 21.15'i gösterdiğinde biz sizlerle birlikte olacağız efendim. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İyi akşamlar.